Banksy kimdir? Banksy'nin eserleri sokak sanatı ve grafiti. Banksy son yıllarda başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen aktivist, yazar, yönetmen, ressam, küratör ve sokak sanatçısıdır. Gerçek kimliği bilinmemektedir. Banksy eserlerinde kullandığı imzasıdır. Bilindiği gibi sokak sanatı muhalif kaynaklı sanata atıfta bulunmasına rağmen sokaklarda uygulanan her türlü sanatı içerir. Sokak sanatları temel olarak halka açık yerlerde çevreye sunulan görsel ve işitsel performansları nitelemek için kullanılan bir ifadedir. Bu performans biçimleri arasında sokak tiyatrosu, sokak müziği, grafitiler, posterler, şablonlar, mozaikler, fanzinler, kukla gösterileri, kalıp şablon ve benzeri şeyler yer almaktadır. Sokak sanatı genel olarak içerik ve anlamları üzerinden 1970'lerde siyasi aktivistlerin ve alt kültürlerin ortaya koyduğu mesaj kaygısı güden politik işler ve 80'lerde görsel medyanın etkinliğini artırdığı ünlü olma, dikkat çekme gibi düşüncelerle metni ikinci plana iterek her şeyin imajlara indirgendiği estetik işler olmak üzere iki hat boyunca ilerler. Banksy'nin grafiti dünyasına katılması ise 1980'lerin sonu ve duvarların artık endüstrileşmeye karşı duran sanatçıların yeni alanı olması 1990'lara rastlamaktadır. Önceleri sadece Bristol'de tanınan Banksy daha sonra tüm Birleşik Krallık'ta tanınır. Kendisinin önce Inkiye, Nick Walker, Hüsteh gibi önemli grafiticiler yer alsa da görünürde Bristol'un sokak sanatı hikayesi Banksy ile hatırı sayılır bir ün kazanır. Süreç takip edildiğinde ise Banksy'nin ünlü olmadan önce sokak sanatı hayatına ilkin geleneksel tarzda grafitiler yaparak başladığı görülür. Rembrandt'ın Doktor Tulp'un Anatomi Dersi adlı tablosunu andıran For Aztec in the Scrub, önlüklü Aztek için adlı grafitisi bunlardan biridir. Banksy bu grafitiyi dikkat çekmeye ve ün kazanmaya başladığı ve sokak sanatçıları için son derece önemli olan Bristol'deki Wall on Fire, Duvarlar Ateşi adlı festival etkinliği için yapar. Ölen bir arkadaşlar için yapıldığı düşünülen resimde her iki tarafına ekran görüntülerinin yerleştirildiği bir mekanda doktorlar tarafından çevrelenmiş bir ameliyat masasına grafiti harfleriyle Aztek yazar ve köşede önlüklü Aztek için şeklinde bir yazı iliştirilir. Banksy'nin bu festivalden birkaç ay sonra Bristol'de metruk bir binanın duvarına yaptığı The Milt Milt West adlı işi ise onun daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlar. Daha sonra şehrin simgesi olarak seçilen bu çalışmanın mesajı son derece açıktır. Karşısında zalim polislerin durduğu oyuncak ayı Molotov kokteyli atamayacak iyi vatandaşları temsil eder. Banksy sonraki çalışmalarına Londra'da devam eder ve beklediği etki ya da tepkiyi bulamadığı için geleneksel grafitten uzaklaşıp şablona yönelir. Bir sokak sanatçısı olarak dünya çapında hızla ün kazanan Banksy, kısa zamanda son derece etkili ve yaratıcı desenlerini şablon grafitlerine dönüştürür. Banksy sokakta sıradan işler yaparak sanat yaşamına başlar ve kendini kısa sürede yetiştirerek son derece popüler olmayı başarır. Banksy takma adı ve eserlerinde kullandığı imzasıdır. İngilizce'de tam karşılığı bulunmayan sözcüğün yasaklanmak, men etmek anlamına gelen ban kelimesinden türetildiği muhtemel olmakla birlikte bu ad kendisine yakıştırdığı vandal sıfatının anlamı, içeriği ve eylem boyutuna fikirsel bir katkı sunmaktadır. Sokak sanatçısı olmayı seçmesinde küçükken yaşadığı bir travmanın etkisi var gibi gözükmekte. Hikayeye göre Banksy 9 yaşındayken en iyi arkadaşını düşürüp onun bilincini kaybetmesine sebep olmakla suçlanır ve ilkokuldan atılır. Aslında iftiraya uğramıştır. Kaza geçiren arkadaşı olanları hiçbir zaman hatırlayamaz ve Banksy de kendini aklayamaz. Üstelik annesi bile onun suçlu olduğuna inanır ve suçunu itiraf etmesi için ona baskı yapar. Banksy bu olaydan çıkardığı sonuç ile sonraki yıllarında uslu olma davranışının karşısına konulabilecek gerilla ya da tercih ettiği vandal gibi sıfatların içini son derece yetkin ve ikna edici şekilde doldurur. Bence uslu durmanın hiçbir anlamı olmadığını bu kadar erken öğrendiğim için çok şanslıydım. Asla yapmadığınız bir şey için bir gün cezalandırılabilirsiniz. Londra'da
Westway otobanının altına kafasında trafik konisi bulunan Rodin'in düşünen adam heykelinin taklidini yerleştirir. Böylelikle yüceleştirilerek içi boşaltılan yapıtları yabancılaştırma yoluyla yeniden kitlelerle buluşturan Banksy bu taklit için şöyle demektedir. Şehir merkezinde bulunan ve her gün yanından geçtiğiniz halde hiç fark etmediğiniz bir heykel olsun. Ne zaman ki birisi onun kafasına bir trafik konisi geçirir ve kendi sanat eserine imza atar. İşte o zaman ortaya fark edilebilecek bir eser çıkar. Banksy Mona Lisa'yı sarı bir gülen surat şablonu ekler ve Louvre Müzesi'ne asar. Böylelikle birçok ustanın üzerine kafa yorduğu Mona Lisa'nın gülümsemesi ile ilgili tartışmayı onun anlaşılmazlığını ortadan kaldırıp ve yüzyıllardır gizemini koruyan bu yapıtı izleyici için sadece bir yağlı boya resme dönüştürür. Kökene Dadaist bir başkaldırıya yerleştireceğimiz bu tavrın altında yatan amaç ise dikkat çekmek ya da şov yapmanın ötesinde sanat eserlerinin karanlık müze salonlarında birer yüce nesne konumuna yükseltilmesine yönelik tepkiyi dile getirmektedir. Monet'in Bridge Over a Pond of Water Lilies adlı zambaklı gölet resmi Banksy 2 adet alışveriş arabası ve bir trafik konisi ekler. Bu bağlamda tüketici topluma gönderme yaparak gerekli olandan daha fazlasını satın alan çağdaş toplumu eleştirir. Banksy Modern Sanatlar Müzesi'nde ise imgeyi güncelleyerek üzerinde Tesco etiketi bulunan kremalı domates çorbası konservesinin baskısını asar ve tıpkı Andy Warhol gibi maddi gündelik yaşantıyı bilindik bir nesne üzerinden inşa eder. 2005 yılında Orta Doğu'ya giden Banksy, İsrail'in Filistin'le arasına ördüğü utanç duvarına tatil enstantaneleri adıyla bir dizi şablon resim yapar. Uygulamalar Filistin topraklarına bakan tarafa yapılan 9 resimden oluşur. Banksy, İsrail hükümetinin işgal ettiği Filistin topraklarının çevresine yapmaya başladığı 700 seden oluşacak olan duvarı protesto etmek amacıyla bu projeyi hayata geçirir. 2015'te savaş alanı için kullandığı tatil beldesi ifadesine karşı yapılan eleştirilere bir yanıt mıdır bilinmez. Ama hem bu işleri hem de bu işlerin yapılma sürecini resmi internet sitesinden Make this year you discover a new destination. Bu yıl yeni bir rota keşfedin başlığıyla bir videoda kısa bir belgesel olarak paylaşır. Video ilk onda ortaya çıkan iç açıcı görsellerle bir tatil videosunu andırsa da devam eden görüntülerde Banksy'nin yasal olmayan tünelleri kullanarak Gazze'ye girişi, arkasına bıraktığı grafitiler ve yıllardır süren savaş ve abluka ile harabeye dönen Banksy'nin açık kamusal alanda ünlü sanat yapıtlarını değiştirerek gerçekleştirdiği eylemlerden en sansasyonel olanı ise kuşkusuz rakibi saydığı King Robbo'nun 2006 tarihli grafitisini değiştirmesidir. Bir tür sokak savaşını tetikleyen bu eyleminde 2009'da Banksy ilk olarak bir işçiyi gri bir duvarın üzerine yapılmış olan Robbo'nun orijinal çalışmasını grafiti ile kaplarken resmeder. King Robbo'da misleme olarak Banksy'nin değiştirdiği grafitin üzerine büyük harflerle kendi ismini yazar. Bu ikili arasındaki çekişme King Robbo 2014'te bir kazada ölünceye kadar uzun yıllar birbirlerinin işlerini kendi tasarımlarıyla sabote ederek devam eder. Ölümünden sonra Banksy, Robbo'nun orijinal işinin bir kopyasını duvara çizerek saygısını ifade eder ve web sitesinde şöyle der. Robbo'ya hiçbir zaman kasıtlı olarak söylemedim. O bir grafiti efsanesidir. New York'ta aynı ad taşıyan The Village Pet Store and Churchill Grill, köydeki evcil hayvan dükkanı ve kömür ızgara adlı satış yapılmayan bir dükkanda evcil hayvan dükkanlarına ve fast food geleneğine göndermeler yaptığı alışılmışın dışında alternatif bir sergi açar. Kanserli tweet'i, inci kolyeli robot tavşan, maymun pornosu izleyen maymun gibi izleyici rahatsız eden ürpertici bir gerçekliğe sahip işlerden oluşan bu animatronik hayali hayvanlar ve mekanize yaratıkları inşa etmeye yarayan özel efekt tekniklerinden sergiyi evcil hayvanlarla ilgilendikleri kadar sanatla ilgilenmeyen New Yorklar için düzenlediğini belirtir ve ekler. Çalışmamın çok ciddi bir felsefi yanı var. Hayvanlarla olan ilişkimizi endüstriyel tarımın etiketleri ve sürdürülebilirliği sorgulayan sanatsal bir çalışma yapmak istedim. Ama ortaya şarkı söyleyen tavuk köfteleri çıktı. Banksy New York'ta Dışarısı içeriden iyidir adlı bir ay süren çok kapsamlı bir sanat projesi gerçekleştirir. New York'un az bilinen yerlerinde her gün yeni bir kamusal iş üretir. Proje kapsamında yaptığı çalışmalardan biri de bir aracın arkasına yaptığı ve aydınlatmalarla desteklediği bir orman resmini bir ay boyunca New York'un çeşitli yer.
Projedeki dikkat çekici Silence of the Lambs. Kuzuların çığlığı çalışmasında ise çığlık atan peluş oyuncaklarla doldurduğu bir mezbaha kamyonunu New York'ta mezbahaları ve kasaplarıyla ünlü bir semtten başlayarak 2 hafta boyunca kentin tüm semtlerinde gezdirir. Kamusal alanda sanat yapmanın dinamiklerinden biri de bile isteye sürece katılanların yanında duyulandan en az birine hitap eden kamusal çalışmaların kendi iradeleri dışında bir izleyici kitlesinin katılımı da mümkün kılması ve onu üretimin bir parçası haline getirmesidir. Örneğin bu çalışmada oyuncakların çığlık atması sokaktaki insanların bir anlığına bile olsa onlara dönüp bakmasını sağlar. Banksy web sitesinde bu çalışması için gıda endüstrisi, hayvanlara yapılan eziyet, çocukluğun masumiyetini yitirmesi gibi belirgin mesajlar vermekle birlikte sahnenin gerisinde oyuncaklara can veren ve gün boyunca yalnızca bir kez tuvalet molası veren kukla sanatçılarının zor yaşam şartlarına dikkat çekmek istediğini söyler. 2015'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Gazze'ye giden Banksy, savaşçı tepkisini bu defa da yine çarpıcı bir çalışmayla ortaya koyar. Rodin'in Düşünen Adam heykelinden esinlendiği ve Yunan mitolojisinde gururu yüzünden çocuklarını kaybeden Tanrıça Niobe'nin ağlarkenki halini tasvir eder. Banksy'nin eylemlerinin gerçekleştiği belki de en sıradışı mekan Dismaland'dır. Bizzat Banksy tarafından tasarlanan bu mekan, gösteri toplamına gönderme yapmak üzere 2015 yılında Disneyland gibi eğlence parklarına alternatif, distopik temalı bir park projesi olarak sunulur. Bu proje İngiltere'de terk edilmiş bir alana inşa edilir ve yaklaşık 6 hafta süren Banksy ve Jenny Holzer, Jimmy Cauty, Damien Hirst gibi 46 sanatçının garip ve ürkütücü çalışmalarının yer aldığı bir pop-up sanat sergisi olarak hazırlanır. Banksy'nin 2016'da Bristol'de bir ilkokula yaptığı duvar resminde vurgu yine otorite üzerinedir. Ancak bu defa sürece ilişkin anlatı farklıdır. Çünkü Bridge Farm adlı bu ilkokulu ironik bir biçimde sanatçı bizzat kendisine sempati duyan yöneticiler tarafından davet edilir. Bu nedenle Banksy teşekkür için bu okulun oyun duvarına gizlice bir çiçek, bir ev ve elinde tuttuğu sopayla yanan bir lastiği kovalayan bir çocuk resmi çizer ve yanında bir teşekkür notu iliştirir. Sevgili Bridge Farm Okulu, mektubunuz ve bir sınıfa benim adımı verdiğiniz için teşekkürler. Lütfen bu resmi alın. Eğer beğenmezseniz bir şeyler eklemek konusunda rahat olun. Eminim öğretmenler için bir sakıncası yoktur. Unutmayın, sonradan affedilmek, izin almaktan her zaman daha kolaydır. Çok sevgiler, Banksy. Son dönem eserlerinden Kırmızı Balonlu Kız adlı eseri, Londra Sortbury Müzayede Evi'nde 1 milyon sterline satılmasının hemen ardından içerisine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendini yok eder. Sansasyon yaratan bu olay sonrasında eserin kendini parçalara ayırmasına rağmen alış işlemini gerçekleştirmeye karar veren ismi açıklanmayan koleksiyonerin ilk başta şok oldum ama daha sonra kendi sanat tarihi eserime sahip olacağımı anladım demiştir. Kendini imha etmesinin ardından esere ise Love is in the Bean, çöpteki aşk ismi verilir. Banksy Exit Through the Gift Shop, çıkışlar hediyelik eşya dükkanı adlı filmiyle belgesel türünde Oscar aday gösterilir ve sinema dünyasında yerini alır. Kendisiyle ilgili dolaşıma giren tüm birikmiş bilgileri derlediği kitaplarıyla da hem ilk ağızdan izleyicisiyle aracısız iletişim kurmayı başarır hem de sanat dünyasındaki varlığını kalıcı olarak onaylatır. Banksy eleştirilerin odağında aynı zamanda. Bazı sokak sanatçıları onun tüm değerli işlerine rağmen bir ihanet içinde olduğunu öne sürer. Sokak sanatının galerilere girmesi ve büyük bir pazarın parçası haline gelmesinde Banksy'nin çok büyük bir payı olduğunu... 2013 yılında kapatılan Reading cezaevi konut haline dönüştürülmek isteniyormuş. Buna karşı çıkan bazı kişiler ise oranın bir sanat merkezine verilmesini istiyormuş. Bu tartışmalar devam ederken bir sabah fark edilir ki bu eski cezaevinin duvarında bir grafiti belirmiş. Eserde bir mahkumun daktilodan çıkan kağıtları yüğüm yaparak kaçtığı görülüyor. Birçok kişi eserdeki kişinin 1895-1897 Reading cezaevinde tutuklu bulunan Oscar Wilde olabileceği yorumunu yaptı. Sanatını herkesin davetli olduğu bir parti olarak adlandıran Banksy 2005 yılında Londra'da British Museum'da ilkel insanları tasvir eden bir duvar panosunun içerisine küçük bir taş bırakması olayı çok ses getirmişti. Küçük bir taşın üzerine bir market alışveriş arabası süren bir ilkel insan çizmiş,
Günlerce orada durmuş o taş. Olay ortaya çıkana kadar kaç kişi o bölümü gezdi ve garipliği fark edemedi acaba? Öyle ya, müzelere eserleri incelemek için gidiyoruz ve eserin içinde duran bu gerilla iş kadar kaç kişi tarafından neden görülmedi? Bizde de şirket merdivenlerinde Dali'nin, Picasso'nun repetisyonları duruyor ve nedense kimse onları fark etmiyor. İnsan gözünün önündeki kıymeti yeterince şatafatlı olmayınca veya beklenmedik bir yerde görmüyor. Malum şu dönem tüm dünya için oldukça zor geçiyor. Özellikle İngiltere'de. Pandemi oldukça zorlu geçti. O da sevenlerini evinin tuvaletinden fare çizimlerini, eşim evden çalışmamdan nefret ediyor notuyla paylaşarak salgın sürecinde de üretime devam edeceğinin mesajını vermişti. Yine bu süreçte Londra metrosuna iki fare çizdi. Birinde fare dezenfektan tutuyor. Diğerinde ise fare hapşırıyor. Kendi Instagram hesabında paylaştığı videonun altında ise "Eğer maske takmazsan anlamazsın" notunu düştü. Sonra salgın sürecinde canlarını dişlerine takarak çalışan sağlık emekçilerine teşekkür eden sanatçı "Game Changer" başlığıyla paylaştığı resimde bir çocuğun elinde süper kahraman olarak gözüken oyuncak bir hemşireyi havaya kaldırıyordu. Bir diğer pandemi dönemi eseri de İngiltere'nin Bristol kentinde en dik yokuşta olan Vale Caddesi'nde bir evin duvarında hapşırırken takma dişlerinin ağzından fırlayan yaşlı bir kadının çizildiği.